Can Ataklı Korkusuz Gazetesi Pankart toplatacağınıza İsrail'e mal göndermeyin. Gazze krizi başladığından bu yana iktidar Filistin'den yana taraf oldu. Başta Erdoğan olmak üzere tüm AKP yetkilileri İsrail ve Netanyahu aleyhine demeçler verdiler. Erdoğan Hamas'ın terör örgütü olmadığını söyledi. Dinci kuruluşlar birkaç sokak gösterisi yaptı. Ama aslında bunların hepsi göstermelikti. Tepki sadece demeçler üzerinden gösterildi. İsrail'e yönelik en küçük bir yaptırım bile uygulanmadı. Ama en önemlisi ticaret aynı hızıyla devam etti ve ediyor orada. Her gün en az 7 gemi Türkiye'den hareket edip İsrail limanlarına mal taşıyor. İsrail'e giden gemilerde ağırlıklı olarak gıda ürünleri, yaş sebze meyvenin yanı sıra demir çelik ve bazı sanayi ürünleri de var. Bu ihraç ürünlerinin neredeyse tamamı AKP'li firmalar tarafından gönderiliyor. İlk günden bu yana süren tepkilere rağmen ticarette en küçük bir gerileme bile olmadı. AKP sıra paraya gelince Filistin'i unutuyor. Gazze'deki dramı yok sayıyor. Ancak bu gerçek yüzüne vurulduğunda ise anında tepki gösteriyor. Bunun son örneğini AKP genel başkanının Adapazar'ında düzenlediği mitingde yaşadık. Bir grup Erdoğan kürsüde konuşurken İsrail ile ticaret utancını sonlandırın yazılı bir pankart açtı. Erdoğan bu pankartı görünce bir an duraladı ve göz ucuyla korumalarına bakındı. Mesajı alan korumalar hemen kalabalığın arasına dalarak pankartı kapattırdılar. Pankartı açanlar gözaltına alındı mı bilmiyorum. Ancak o sırada bir kargaşa olmadığına göre sadece pankartı indirmekle yetinmiş olmalılar. Tabii pankartın indirilmesi ile ticaretin devamını etkilemiyor. Gerçi iktidar yetkilileri bu ayıbı gizlemek için o mallar Filistin'e gidiyor, mecburen İsrail limanlarından geçmek zorunda bahanesine sarılıyor ama bu da gerçeği değiştirmiyor. Çünkü İsrail resmi kaynakları yapılan ihracatın büyük bölümünün İsrail'e gittiğini, Filistin'e giden ürünlerin daha az olduğunu vurguluyor. Örneğin İsrail Tarım Bakanlığı geçen hafta yayınladığı istatistiklerde en fazla meyve sebze ithalatının Türkiye'den yapıldığını açıkladı. İşte bir resmi açıklama. İsrail Tarım Bakanlığı web sitesinde yayınlanan bir haber başlıkta aynen şöyle yazıyor: Demir Kılıçlar Operasyonu Türkiye'den gelen taze tarımsal ürünler taşıyan devasa gemi Hayfa limanına demirledi. İsrail e yaş ürünlerde en çok yapılan ihracatta domates birinciliği koruyor. İsrail e Türkiye'den sonra en çok ithalatı Ürdün yapıyor. Ürdün'ü Hollanda, İtalya, Fransa ve Çin izliyor. AKP iktidarı Gazze krizinin ilk gününden beri İsrail'e mal ve hizmet ihracatı yaparken bu süre içinde Filistin'e yapılan yardımlarsa devede kulak kalıyor. Erdoğan Gazze'ye 800 ton yardım malzemesi gittiğini açıklamıştı. Oysa sadece İsrail'e giden gemiler ortalama 4500 ton gıda maddesi ve diğer ürünleri taşıyabiliyor. Görüldüğü gibi Gazze'ye gönderilen yardımlar yapılan ihracatın yanında küçücük kalıyor tabii iktidar buna da bir bahane buluyor. Diyorlar ki İsrail Gazze'ye giden yardımlara engel oluyor. Yardımların tek giriş yeri Mısır'daki Refah Kapısı. Zaten Mısır'la Filistin halkına yardım gönderebilmek için yeniden yakınlık sağlandı. Ama bu da gerçek değil. Çünkü Erdoğan'ın Mısır'a gidip Sisi ile kucaklaşmasından bu yana Refah Kapısı'na bir konteyner yardım bile ulaşmadı. Utanmadan halka bunu soruyorlar. Yerel seçimler yaklaştıkça iktidar partisinde bir panik havası yaşanıyor. Erdoğan'ın tek derdi İstanbul'u kazanmak. Diğer yerler çok umurunda değil. Çünkü Anadolu'nun birçok yerinde seçim tek dereceli olduğu için en fazla oyu alan parti alarak belediye başkanlıklarını kazanabileceğini biliyor. Böylelikle seçimin sonucu ne olursa olsun belediye başkanı sayısı olarak AKP önde olacağı için bunu bir zafer gibi sunabilecek ancak İstanbul farklı. İstanbul'u kazanmak Erdoğan'a genel seçimlerden bile fazla bir güç verecek. İstanbul'u kazanan Erdoğan 1 Nisan'dan itibaren başlayacak 4 yılı sorunsuz aşabileceğini düşünüyor. Buna karşı İstanbul'u kazanmak şimdilik çok güç görünüyor. Sorunu aşabilmek için her türlü algı oyununa başvuruyorlar. En başta da tabii CHP terörle ittifak halinde Emirler Kandil'den geliyor safsatası var. Belli ki iktidar bunun sadece lafta olmayacağını anlamış olmalı ki konuyu bir de sözde araştırma yaparak kanıtlamak istiyor. Sarayın anket firması Optimar halka CHP ile Dem Parti arasına bir ittifak olup olmadığını sormuş. Ankette aynen şu soru var. CHP Dem Parti ile yürüttüğü adı kent uzlaşısı olarak açıklanan siyasi işbirliğini sizce yeni bir ittifak mıdır? Böyle soru olur mu? Ankette yönlendirici soru olmaz. Önce CHP terörle işbirliği yapıyor, DEM Parti ile ittifak kurdu algısı yarat, sonra da bunu halka sor. Nitekim soruya %58.6 evet cevabını verirken %41.6 ise hayır demiş. Sonra da CHP ile DEM Parti arasındaki kent uzlaşı ittifakını doğru buluyor musunuz sorusu sorulmuş. Buna da %23.4 evet, %76.6 hayır çıkmış. Anketin amacı belli yaratılan algıyı somut hale getirmek ve güçlendirmek. Hem ahlaksız hem korkak. Sabah saatlerinde Twitter hesabıma bakarken inanılmaz bir mesaj gördüm. Yunusovski adlı bir hesaptan atılmış bir mesajdı bu. Üzerinde Galatasaray forması olan Icardi'nin eşi ve kızının fotoğrafı var. Üstüne hangisi daha kaşarı bilemedim, sağdaki iş görür gibi yazmış. Uyanık ya, kaşar kelimesi kullanmamış, onun yerine bir kaşar emojisi koymuş. Nasıl bu kadar ahlaksız ve rezil olabilir insan akıl almıyor. Bu kişi adını bile koyamayan ve sahte isim kullanan bir Fenerbahçe hastası mı, başka bir takımın fanatiği mi, yoksa Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerginliği körüklemeye çalışan bir provokatör mü? Ne olursa olsun affedilemez bir rezilliktir bu. Kimdir bu diye merak edip bu kişinin profiline girmek istedim ama o da ne? Bu kişi hesabını kapatmış. Zaten aynı sıralarda Twitter'da müthiş bir protesto kampanyası vardı. Ahlaksız olduğu kadar da korkak bir anlaşılan. Bir Fenerbahçeli olarak şunu söylemek isterim. Bu tür rezilliklerin takım tutmayla bir ilgisi olamaz. Küçücük bir kızın fotoğrafı üzerine bu kadar iğrenç bir şey yazabilen biri bırakın taraftar olmayı, insan bile değildir. Özel uçağa binen ekonomiyi eleştiremez mi? Mustafa Sarıgül sosyal medyayı çok kullanan bir siyasetçi. Hatta diyebilirim ki bu atakları seçim kazanmasında bile büyük katkı yarattı. Sarıgül son paylaşımını bindiği bir özel uçakta çektiği videoyla yapmış. Kredi kartları konusuna değinmiş Sarıgül. Muhalif bir kanalda Sarıgül özel uçakta ekonomi eleştirisi yaptı başlıklı bir haberle Sarıgül'ü eleştirmiş. Sarıgül kimin uçağına binmiş bilmiyorum. Kendi uçağı var mı onu da bilmiyorum. Ama anlamadığım şu, bir kişi özel uçağa biniyorsa ekonomiyi eleştiremez mi? Ya da zengin biri sırf çok parası var diye ekonomideki kötü gidişi eleştiremez mi? Bir de başka açıdan sorayım. Solcu birinin özel uçağa binmesi, tabii eğer devlet olanaklarını kullanmıyorsa ekonomiyi eleştirmesine bir engel midir? Muhalefette, özellikle sol muhalefette böyle bir yanlış yıllardır yapılır. Sanki solculuk, yoksullukta eşitliği sağlamalıdır gibi bir algı vardır. Tabii o muhalif kanal anladığım kadarıyla aslında Sarıgül'ü kurultayda Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için cezalandırıyor gibi geldi bana.